Evet, merhaba arkadaşlar. MEB'in verdiği üçüncü tekrar testiyle beraberiz. MEB'in verdiği üçüncü tekrar testi. Kimya sorularıyla 10. sınıf. 10. sınıf. Konumuz ne? Karışımlar. Karışımlarla ilgili bir testimiz var. Şöyle bir şey söyleyeyim. Çok fazla bilgi var. Oturup ders çalışmak istiyorsan güzel bir tekrar olabilir. Buyurun başlayalım birinci sorumuzdan. Heterojen karışımlar bileşenlerinin fiziksel hallerine göre süspansiyon, emülsiyon, aerosol, koloid ve adi karışım şeklinde sınıflandırılır. Başlarken ne diye başlıyor buradan? Başlarken heterojen karışımlar diye başlıyor. Yani elimdeki bu süspansiyon dediğim şey, süspansiyon, emülsiyon dediğim, aerosol, koloid ve adi karışım dediklerimin hepsi nedir? Heterojen karışımlardır. Buyurun bunun özelliklerinden bahsedelim. Bir katının bir sıvı içinde heterojen dağılmasıyla oluşan karışımlardır. Yani katı artı sıvı olacak. Katı artı sıvı olacak. İki sıvının birbiri içinde heterojen dağılmasıyla sıvı artı sıvı olacak. Hepsi heterojen. Aerosol katı veya sıvı parçacıkların bir gaz ortamında heterojen. Yani katının katı veya sıvının kimin içinde heterojen dağılması? Gaz. Yani dağıtıcı ortamım nedir burada? Gazdır. Buna dikkat edeceğim. Yani aerosol söyleyemedik. Heterojen karışımlar içinde dağıtıcı fazı gaz olandır, gaz olandır. İçinde sıvı veya katı partiküllerin dağılmıştır. Çözülmüştür demiyorum. Çözülme yok burada. Koloid bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülmeyecek kadar küçük tanecikler halinde asılı kalmasıyla oluşan karışımlardır. Çıplak gözle göremiyorum. Koloid dediklerim için bir tanecik boyutu sınırlaması var. Mesela 10 üzeri eksi 9 nanometre var burada. 10 üzeri eksi 6 nanometre var. Dağılan tanecik boyutu. Tanecik boyutu. Eğer bundan daha küçük ise elde ettiğim karışma ne diyorum? Çözelti diyorum. Daha büyük ise süspansiyon diyorum. Süspansiyon. Ancak bu arada ise işte ne diyorum ben? Koloid. Çıplak gözle göremiyorum. Sütte olduğu gibi ama mikroskopla veya daha uygun bir aletle baktığımda görüyorum bu da. Heterojendir. Adi karışım. Genelde katı katı karışımlar için kullanılan mesela salata dediğimiz veya kuru yemiş dediğimiz karışımlardır. Hangisi doğrudur? Doğruyu arıyorum. Aerosol baca dumanı bu doğrudur. Birinci soru için doğru cevabım budur. Yani sis dediğim şey veya sigara dumanı dediğim şey, sigara dumanı bunlar nedir? Aerosol. Süspansiyon şerbet. Şerbet bu arada şekerli sudur, çözeltidir. Homojen karışımdır. Burası yanlış oldu. Emil kolonya çözeltidir. Çözeltidir. Homojen karışımdır. Sıvı sıvıdır ama koloid gazoz. Gazoz çözeltidir. Homojen karışımdır. Gazın su içinde yani karbondioksit gazının su içinde çözülmesiyle, dağılmasıyla oluşan bir karışımdır. Adi karışım bronz. Bronz da bir çözeltidir. Metal metal karışımıdır. Yani metal artı metaldir. Yani verilen bilgiyi eğer ekstradan önceden bilgilerim varsa çok daha rahat kullanabilirim. Birinci sorumuz için doğru cevabım aşık oldu. Buyurun ikinci sorudayız. Genellikle polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde çözünür. Şekerli kaplarda XYZT sıvıları. Bak burada sıvı olduğunu vermiş. Okurken burayı kaçırmayacaksın. Okurken şu sıvı olan kısmı kaçırmayacaksın. Bunlar sıvıların oluşan karışımlar bulunmaktadır. Buna göre hangileri emülsiyondur? Biraz önce geçmişte emülsiyonun tanımı. Neydi emülsiyon? İşte sıvı sıvı olacak. Zaten elimdeki maddelerin hepsi sıvı idi. Heterojen olacak. Yani birbiri içinde çözülmeyecek. Şimdi X ile Y birbiri içinde çözülmüşse X, Y birbirine benzer. X, Y benzer. Ancak bu X ve Y Z ile benzemiyorlar. Z'ye benzemez. Benzemez. Peki Z, T'ye benziyorsa, Z ile T kendi arasında çözünüyorsa o zaman X ve Y dediğim şey T'ye de benzemiyor. Benzemez. Benzemezden kasıt polar apolar. X ve Z benzemediği için emülsiyondur. Y ile T benzemediği için emülsiyondur. X, Y ile T. X, Y ile T zaten X ile Y, Z ile karışmıyorsa, Z ile T karışıyorsa Z ile T yani Z dediğim madde ile T dediğim madde zaten birbirine benzer. Benzer olduğuna göre X, Y, T ile de karışmayacaktır. Her durumda emülsiyon olacaktır. İkinci sorumun cevabı E şık oldu. Buyurun üçüncü soru. X, Y, Z, T maddelerinden oluşan karışımlarla ilgili bilgileri veriliyor. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diyor.
XY karışımı emülsiyondur. Yani X ve Y'ye ben sıvı sıvı diyorum. Sıvı sıvı diyorum. Birbiri içinde çözülmüyorlar. XZ karışımı süspansiyondur. X sıvı ise Z'nin ne olması gerekir? Katı olması gerekir. Birinci soruda bunları anlattık. YT karışımı çözeltidir. YT karışımı demek ki T ile ilgili ben bir şey söyleyemem. T burada sıvı olabilir. Sıvı olabilir. Katı olabilir. Katı olabilir veya gaz olabilir. Çünkü bunların her biri Y'de çözünebilir. Yani ben Y'yi şöyle bir örneklendirme yapalım o zaman. Yani Y'yi gelip burada varsayalım ki Y dediğim şey su. Su. Bir sıvı madde. Eğer ben suyun içine alkol atarsam bir çözelti olacaktır. Tuz atarsam, NaCl'den bahsediyorum, çözelti olacaktır. Karbondioksit gazı atarsam yine çözelti olacaktır. XY maddeleri sıvıdır diyor. Süspansiyon olduğu için sıvı sıvıdır. Bu kesinlikle doğru oldu birinci öncülü. Z maddesi katıdır. Süspansiyon olması için doğrudur. T maddesi sıvıdır. T'nin ne olduğu ile ilgili bir fikrim yok. Kesinlik sorduğu için 1 ve 2 olacaktır doğru cevabı 3. soru için. 4. sorudayız. Şekildeki kaplarda aynı şartlarda hazırlanmış çeşitli tuz çözeltileri bulunmaktadır. Gelip bakıyorum 100 gram suyum var. 100 gram suyum var. 200 gram suyum var. 300 gram suyum var. 300 gram. %5 var burada. %5 var. Burada %10 var. Burada ise %10 var. Yani sadeleştirdim. 220 çözülmüşse %10, 330 çözülmüşse %10. Bu çözeltilerle ilgili hangileri doğrudur diyor. Hangileri doğrudur? Bakıyorum çözünen maddelere bakıyorum. İşte potasyum sülfat, nikel sülfat, bakır 2 sülfat var. Fiziksel özellikleri farklıdır. Doğrudur bu. Bu doğrudur. Çünkü çözünen maddelerin oranları farklı olduğu için en azından bunların derişimleri ne oldu? Farklı oldu. Peki derişim farklı ise bunun her birinin kaynama noktası ne olur? Farklı olur. Ne kadar çok madde çözmüşsem kaynama noktam o kadar büyüyecektir. Kaynama noktası fiziksel bir özelliktir. Farklıdır. Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılırlar. Çözelti dediğim şey bir karışımdır. Karışımdır. Karışımları biz fiziksel yollarla ayırırız. Fiziksel yollarla. Karışımlar hem fiziksel yollarla oluşurlar hem fiziksel yollarla ayrışırlar. İki yanlış oldu. Kütlece yüzde derişimleri aynıdır. Bu zaten yanlış oldu. Birinde %5, diğerlerinde %10 vardı. Doğru istiyordu. Doğru cevabım ne oldu? A şıkkı oldu 4. soru için. 5. sorudayız. 2 veya daha fazla maddenin birbiri içinde çözünebilmesi için molekül yapılarının benzer olması gerekir. Polar, apolar maddelere örnekler verilmiştir. Hangisi yanlıştır? Benzer olmasından kasıt molekülün benzerliği. Yani molekül dediğim şey polar veya apolar olma durumuna göre birbiri içinde çözülmeni yorumunu yapıyorum. Yani benzer benzeri çözer. Polar, apolar olduklarını önce ama çok iyi bilmem lazım. Burada yazılan maddeler zaten vermiş bana. Benim tavsiyem otur bunları kesinlikle kendin anlayacağın şekilde bir sistematiğe dök. Bir kağıda yaz. Bilmek sana bir özgüven kazandırır. Yani bildiğin zaman çok daha kolay olacaktır. Hangisi yanlıştır diyor. CCl4 ile 2 maddeli birbiriyle homojen karışım oluştururlar. Doğrudur. İkisi de apolar olduğu için. CCl4 de burada. I2 de burada. Apolar oldukları için homojen karışım oluştururlar. BH3, H2O maddeli birbiriyle heterojen karışım oluştururlar. Doğrudur. BH3 buradayken H2O buradadır. Biri burada, biri buradaysa çözülmeyecektir. Yani apolar ve polar birbiri içinde çözülmeyecektir. Cl6H6, Cl3OH maddeli birbiriyle homojen karışım. Yanlış oldu burada. Benzenle burada metil alkol var. Yani benzen burada, metil alkol burada, metil alkol burada. Biri polar, biri apolar birbiri içinde çözülmez. Homojen karışım olmaz. NH3O2 maddeli birbiriyle heterojen karışım oluşturur. Doğru. Biri polar, biri apolar. Yukarıdan kontrol edeceksin. Bu ikisi de polar olduğu için homojen karışım oluştururlar. 5. sorumun doğru cevabı C şık oldu. Buyurun 6. sorudayız. XYZ maddelerin tanecikler arasındaki etkileşimlerin kuvvetleri ile ilgili. X maddesinin kendi tanecikler arasındaki etkileşim kuvveti XY tanecikleri arasındaki etkileşimi kuvvetinden büyüktür. Yani şunu söylüyor bana. X ve X'in arasındaki etkileşim büyüktür. X ile Y'nin arasındaki etkileşimden. O zaman ben X'in olduğu maddeyi Y'nin içine atarsam burada Y maddesi var. Şöyle Y maddesi var. Bunun içine X'i atarsam çözülmez. Çünkü
X'leri bir arada tutan kuvvetler çok daha kuvvetli. Yani heterojen oldu. X ve Y o zaman ne oldu bana? Heterojen. Bak bayağı farklı bir yolla vermiş bunu. Y maddesinin kendi tanecikler arasındaki etkileşim kuvveti, yani Y ile Y'nin arasındaki etkileşim kuvveti, Y ile Z'nin tanecikler arasındaki etkileşim kuvvetinden daha küçüktür. Yani bu etkileşim buradan daha küçükse, o zaman iç içe attığım zaman, yani Z'nin olduğu sıvıya ben, Z'nin olduğu sıvıya Y'yi atarsam, Y'nin arasındaki bağlar kırılacaktır. Y ile Z bağ yapacaktır. Yani Y ile Z birbiri içinde çözünecektir. Oluşacak çözeltiye de biz homojen karışım diyeceğiz. Hangileri doğrudur diyor. Altıncı soru için konuşuyorum. YZ maddeleri birbiri içinde çözünür dedik. Evet, biz de öyle dedik burada. X ile Y maddeleri karıştırıldıklarında emisyon oluşur. Evet, emisyon oluşur. Doğrudur. Çünkü çözülmüyorlardı bunlar. Çözülmüyorlardı. X ve Z maddenin tanecik birbirine benzer yapıda değildir diyor. Şimdi Y ile Z benziyor. Y ile Z birbirine benziyorsa, eğer X Y'ye benzemiyorsa, X aynı zamanda Z'ye de benzemiyordur. Bu da doğrudur. 6. soru için doğru cevabım E şık oldu. 1, 2, 3'tür doğru cevap. Geldik 7. soruya. Katı X maddesinin, bak burada bir duralım. Burada bir duralım. Şimdi soruyu hiç okumadan şunu söyleyeyim ben. Katı X maddesinin diyor bana. Katı X maddesinin sulu çözeltisine. Şimdi soru çözdükçe, yani altyapımız iyileştikçe, bu katı madde acaba tuz mu? Yoksa bu katı madde şeker mi? Şeker ve tuz ikisi de suda iyi çözünür. İyi çözünür. Bu soruda böyle özel bir bilgi paylaşalım. Ancak tuz iyonlarını ayrışırken, şeker iyonlaşmaz. Lütfen buraya dikkat edin. Yani şekerli su elektrik akımını iletmezken tuzlu su elektrik akımını iletir. Sulu çözeltisinin sabit sıcaklıkta yapılan bir işlem sırasında çözeltinin kütlece yüzde değişiminin bir süre sabit kaldıktan sonra azaldığı tespit ediliyor. Yani sulu çözeltim var. Sulu çözeltim var. Suyun içine ben neyi atmışım? X maddesini atmışım. X maddesini atmışım. Bir çözelti oluşmuş. Demek ki içinde iyi çözünüyor. Yani çözülmüş daha doğrusu. Çözeltim oluşmuş. Bir etki kütlece yüzde değişiminin bir süre sabit kaldıktan sonra azaldığı tespit ediliyor. Yani bu bana şunu hatırlatıyor. Dipte katısı varsa, katısı var ise su ekleyeceğim. Katıyı çözünceye kadar eklediğim su değişimi değiştirmeyecektir. Katı bittikten sonra azalacaktır. Böyle bir şey düşünüyorum. Bakalım neler vermiş bize. Dibinde katısı olan çözeltiye saf su eklenmiştir. Bu doğru olabilir. Dibinde katısı olmayan çözeltiden su buharlaştırılmıştır. Eğer suyu buharlaştırırsam derişimim yani sabit kalsa diye bir şey düşüneceğim ama hiçbir zaman düşmez. Artar. Dibinde katısı olan çözeltiye sırasıyla x katısı ve saf su eklenmiştir. Bu da doğrudur. Eğer ben x katısını eklersem bu eklediğim madde ne olacaktır? Çökecektir. Çökeceği için de derişimim sabit kalacaktır. Ama su eklediğim zaman bu dipteki katıyı çözer. Bütün hepsi bitinceye kadar m sabit kalacaktır. Daha sonra da m ne olacaktır? Daha fazla su eklersem azalacaktır. Olabilir dediği için doğru cevabım 7. soru için C şık oldu. Geldik 8. soruya. KLMN sıvılarının neymiş bunlar? Sıvıymış. Birbiri içinde çözünürlüklerini belirlemek için saf suya önce KLM sıvıları ilave edilip saf suya. Bak ne diyor? Saf suya. Su varmış içinde. Yani suyla L maddesi birbiri içinde çözünüyorlar. KLM kendi aralarında çözünürken ancak K ve L çözünmüyorlar. M ve L çözünmüyorlar. Bak bunlar L ile karışmamışlardır. O zaman L ve N birbiri içinde çözünür diyebilirim. Benzerler. Tabii K, M de N ile çözünmüyorlar. Bunları anladım. Yani şu ikisine bakıyorum. Bu ikisi. L'de de çözülmemişler, N'de de çözülmemişler. O zaman N ve L maddeleri birbirine benzerdir. L ve N maddeleri birbirine benzerdir. Önemlidir. L ile N birbirine benzemiştir. Öbür tarafta da K ile M birbirine benzerdir. Şimdi polarlık apolarlık anlamında konuşuyorum bunu. Buna göre hangileri doğrudur? K sıvısı N sıvısında çözülmez.
Kayla ne benzemiyorsa çözülmez, doğrudur. Ml sıvıları birbiri içinde çözülmez. Ml, Ml'le benzemediği için, Ml'le benzemediği için çözülmez. Ln sıvılarından oluşan karışım tek fazladır. Ln dediğim şey benzediği için çözünür diyorum birbiri içinde. Eğer birbiri içinde bunlar çözülüyorsa homojen karışım oluştururlar. Kl sıvılarından oluşan karışım emülsiyondur. Kl, K ile L birbiri içinde ne yapmıyordu? Çözülmüyordu. Çözülmüyorlarsa sıvı sıvı da olduklarına göre sıvı sıvı heterojen karışımlara biz ne diyoruz? Emülsiyon diyoruz. O zaman 8. sorumun doğru cevabı ne oldu? E şık oldu. Buyurun 9. sorudayız. 9. sorudayız. Benzer benzeri iyi çözer. Yani polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde çözünür. XY sıvıları karıştırıldığında berrak ve tek fazlı bir karışım oluştuğuna göre. Yani X ile Y homojen karışım oluşturuyormuş. Homojen. Birbiri içinde iyi çözünüyorlar. Yani bu iki madde neymiş? Benzer imiş. Kim bunlar? Sıvı. Bak buraları kaçırmayacağım. Bunlara dikkat edeceğim. X ve Y'nin X'de nedir? Sıvıdır. Bunlar o zaman çözelti oluşturacaklar. Kimin gibi? Alkol, alkol, su gibi. Bu karışım ile ilgili hangileri kesinlikle, hangisi kesinlikle yanlıştır? XY homojen bir karışım oluşturmuştur. Söyledik. XY polar olabilir, benzermiş. XY kimyasal özelliklerini korumuştur. Alkol ile su da korurlar. X ve Y'nin kütleleri arasında belli bir oran vardır. Bunu söyleyemeyiz. Karışımların böyle bir şeyi yoktur. Bu söylenen şey kimler için geçerlidir? Bileşik için geçerlidir. XY apolar olabilir. X de apolar olursa birbiri içinde yine de çözülür. 9. sorunun doğru cevabı D oldu. Geldik 10. sorudayız. Aynı ortamda bulunan şekildeki çaylara belirtilen miktarlarda kesme şekerler atılarak tamamen çözülmesi sağlanıyor. Çok görünmüyor burada. Çok görünmüyor. Yani kesme şeker atmışız. Burada 3 tane var. 3 tane var. Belki siz izlerken bu kadar net görünmeyebilir. Burada 2 tane kesme şeker var. Burada 1 tane kesme şeker var. Aynı ortamdayım. Çaylara belirtilen miktarlarda atılmış. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Birinci bardaktaki çay 2'ye göre seyrelttik. Üçüncü bardaktaki çay 2'ye göre derişiktir. Yani 2 ortadayken, 2 ortadayken, 2'yi 1 ile kıyaslarken 1'e göre derişiktir. 2, 1'e göre derişiktir. 2, 3'e göre seyreltiktir. Acaba ne demek derişik seyreltik? Seyreltik demek seyrekten gelir. Seyrekten gelir. Yani az çözünen oran olarak tabii ki. Çok önemlidir. Çözülme oranı az olan seyreltiktir. Çok olan da derişiktir. Yani çaylara eşit miktarda su eklenince şeker tatları azalır. Eğer su eklersem ben, su eklersem derişimim ne olur? Azalır. İşte şekerli bir su olsun, çay olsun. Maddeme ben su ekledikçe şeker oranı azalır. Su eklediğim zaman ne olur? Şeker oranım azalır. Buyurun bunlara göre hangileri doğrudur diyor. Seyreltik derişik kavramları karşılaştırılan çözeltiye göre farklılık gösterir. Doğru. Yani 2 ile 1'i mi 3'ü mü karşılaştırıyorum ona göre farklılık gösterir. Çözünen madde miktarı. Daha çok olan çözelti her zaman derişiktir. Mesela 2 her zaman daha derişik değildir. 1'e göre derişiktir. Yani bir de burada miktar olmayacak. Çok dikkatli ol burada. Burada bizim kriterimiz ne olacak? Oran olacak. Yani miktardan çok biz orana odaklanacağız. Miktar değil, oran olacak. Sonra ne vermiş? Bir çözelti çözücü ilave edilirse çözelti seyreltik olur diyor. Seyreltik olur. Çözeltiye çözücü ilave edilirse ya bu sıkıntılı bir öncül. Sıkıntılı bir öncül. Kafasına ne kurgulamış bilmiyorum hazırlayan kişi. Mesela ikinci bardağa ben su eklersem keşke her zaman deseydi. Su eklersem 1'e göre hala derişik olabilir. Bak iyi dinle burayı. İkinci bardağa su eklersem az miktarda su ekledim. 1'e göre hala derişik olabilir. Yani illa seyreltik olmaz ama kendi ilk durumuna göre daima seyreltik olur. Yani 2'yi 2 ile kıyasladığım zaman daima seyreltik olur. Burada bir netlik yok bence. Doğru cevabı A almış. Biz de 10. soruyu kıyaslamaları baz alıp yorumluyorum. Kıyaslam ama biraz havada kalmış 3. öncül. 10. sorunun cevabı A şık oldu. Geldik 11. soruya. Bir çözeltiye çökelme olmadan sadece çözünen madde eklenirse veya çözeltiden sadece çözücü madde uzaklaştırılırsa
çözeltinin kütlece yüzde değişimi artar. Yani ne diyor bana? Diyelim ki burada şekerli veya tuzlu suyum var. Ben buraya şeker eklersem veya su buharlaştırırsam kütlece yüzde değişimi artar. Buna göre kütlece yüzde 10'luk 200 gram şekerli su çözeltisine kütlece yüzde kaçlıkmış? Yüzde 10'lukmuş. Çözeltinin tamamı neymiş? 200 gram imiş. 200 gram imiş. Önce şu hazırlığı yapayım bence. Toplam 200 gramım var. Bunun %10'unu bulayım. %10'unu bulayım. Bunlar gitti ne yaptı? 20 gram yaptı. Yani 200 gramda ne kadar var? 20 gram var. Yani yüzde ne var? 10 var aslında. %10 var. Şurada anlatılan şey. Şu an bu 200 gram çözeltiden 20 gram ne var? Şeker var. 20 gram şekerim var. İşte 180 gramda suyum var. En azından kafamda bunu bir netleştirdim. Buyurun bana ne sormuş onlara bakalım. Ayrı ayrı uygulanır çözeltide şekerin kütlece yüzde değişimi %40 olur. %40 olur. İşte çökelme olmadı kabul edilecek. Şöyle biri bakıyorum. Başlangıçtaki şeker miktarının 5 katı kadar şeker eklemek. Şimdi toplam miktarım ne kadar benim? 200. Şeker miktarım ne kadar? 20. Bunun 5 katı nedir? 100'dür. Buraya 100 ekledim. 100 ekledim. 5 katı. Buraya da 100 ekledim. Toplam. Acaba yüzde kaç olur? Yöntemim bu benim. 120 oldu. 120 300'de yüzde kaç olur? E bunu 3'e bölmüşüm. Bunu 3'e bölersem kaç çıkar? 40 çıkar. Demek ki birinci öncülümde bu kadar şeker eklersem yüzde 40 olur. Gelelim ikinci öncüle. 150 gram su buharlaştırmak. Yani benim ilk durumdaki 200 gramım vardı. Burada da 20 gramım vardı. 150 gram su buharlaştırırsam sadece aşağıdan buharlaştıracağım. Yüzde x diyeceğim. Siyahla yaptığım yer burası. O zaman ne oldu? Buradan devam edersem ne oldu? 20 bölü 50 kaldı. 20 bölü 50 kaldı. Karşı tarafta da yüzde x. 50 yüze çıkmış 2 katına. Bu da 2 katına çıkacak. X ne oldu buradan? 40 oldu. %40 olur. İkinci öncülüğünde doğrudur. Gelelim 3 için konuşalım. 3 için konuşalım. İlk durumda 200 vardı. Burada ne var? 20 var. 200'de 20. %10'a denk geliyor. 50 gram şeker. Şeker ekliyorsam hem yukarı hem aşağı ekliyorum. Bak şeker ekliyorsam hem yukarı hem aşağı. 75 gram su buharlaştırırsam buharlaştırma yaptığım zaman aşağı çıkarıyorum. %x. Düzenleyelim. Yukarısı ne oldu? 70 oldu. Aşağısı ne oldu? İşte burada bir 25 kaldı. 175 oldu. 175 oldu. %x oldu burası da. %x. Vallahi buradaki sadeleştirmeleri dikkatli yapmamız lazım. Sayılar çok güzel olmamış ama. Şöyle yapalım. 25'e böldüm bunu. 25'e böldüm. 7 kaldı. 25'e böldüm. 4 kaldı. 7'ye böldüm. 1 kaldı. 7'ye böldüm. 10 kaldı. İşler dışlar yaptım. X eşittir 40 çıktı. Hay maşallah bu da çıktı. Yani doğru cevabım ne oldu benim? E şıkkı oldu. 11. soru için. Şöyle bir not düşmek istiyorum buraya. Bir not düşmek istiyorum. Acele etmeden. Şöyle bir notum olsun. Şimdi ben toplamı buraya yazdım. Elimdeki madde. Çözüneni buraya yazdım. Şöyle söyleyeyim. Su veya çözünen ekleyip çıkardığımda her paydayı kesinlikle yapıyorum. Yukarıya da ne yapıyorum? Sadece çözünen maddeyi yazıyorum. Çözünen maddeyi yazıyorum. Çözünen ve çözücü. Ekleme çıkarma. Paydaya daima yapıyorum. Yukarıya sadece çözünen maddeyle ilgili ekleme çıkarma yapıyorum. Yaptığım işlemleri böyle yapmış. Formüllere bulaşmadan böyle bir yöntemle yaptım. Çözünen. Yukarıya sadece çözünen yapıyorum. Aşağıya hem çözünen hem çözücü ekliyorum. 11. sorunun cevabı eşik oldu. Geldik 12. soruya. 100 gram çözeltide yani toplam ne kadarmış? 100 grammış. Çözülmüş maddenin gram cinsinden miktarına kütlece yüzde değişim denir. Yani çözelti 100 olacak toplam. Kütlece %20'lik 150 gram şekerli suya 20 gram şeker, 30 gram su ekleniyor. Elde edilen çözeltinin 60 gramı bir bardağa boşaltılıyor. Bardakta kaç gram şeker vardır? Çok güzel, süper. Şimdi bak, ilk baştaki 150 gram şekerli suyum var. 150 gramı buraya yazdım. 150'nin %20'sini buluyorum. %20'sini buluyorum. Birer sıfırlarını attım. 30 gramda neyim var benim? Şekerim var. İlk durumda şekeri yukarı yazdım. Toplamı aşağı yazdım. 20 gram şeker. Şekeri hem yukarı hem aşağı yazıyorum. Sonra ne ekliyorum?
30 gram su. 30 gramı sadece aşağı ekliyorum. Acaba yüzde kaç oldu? Bak ne yaptım? Çözünen burası, yani çözünen maddem neyse bunu hem yukarı hem aşağı çözücü maddeyi nereye ekledim sadece? Aşağı ekledim. Topladım burayı kaç oldu? 50 oldu. Topladım burayı ne yaptı? 200 mi oldu? 50 buradan geldi 200. Peki ne oldu? %25 oldu. Demek ki benim elimdeki %25'lik bir çözelti var. %25'lik. Ben bunu ne kadarını bardağa boşaltıyorum? 60 grama. Yani 60 gramını alsam, tabii ki burada 200 oldu. Benim çözeltim 200 gram. Ama bu 200 gramın 60 gramını alıyorum. Burası %25, burası da %25. Yüzdelik değişmez. Şöyle düşün. Bir bardak aldın, su bardağı. İçine 2 küp şeker koydun, karıştırdın. Bunun yarısını bir çay bardağına boşalttın. Tatlılığı değişmez. Tatlılığı değişmez. O da yüzde demek. O zaman 60'ı aldım. Şöyle şuraya yazalım. 60'ı aldım. %25'ini buldum. Sadeleştirdim. 4 kaldı. 60'ı 4'e böldüm. Ne oldu? 15 oldu. Yani 12. sorumun doğru cevabı C şık oldu. 13. sorudayız. Derişik ve seyreltik çözelti ifadeleri çözeltilerin derişimlerini karşılaştırmada kullanılır. Bir çözeltinin tek başına seyreltik ya da derişik olduğuna karar verilmez. Kıyaslama yapacağım. Yani derişik ve seyreltik laflarını kullanacaksam ne var elimde? Bir kıyaslama var. Ayşe laboratuvarda 3 farklı çözelti örneği hazırlamıştır. Ayşe'nin hazırladığı bu çözeltilerle ilgili hangileri doğrudur diyor bana. Hangileri doğrudur? %30'luk var, %10'luk var, %20'lik var. Tamam. 500 gram var, 300 gram var, 100 gram var. Şunu söyleyelim başlamadan hiç. Gramlara hiç bakmadan, en derişik olan bu, gramlara hiç bakmadan, miktarla ilgili bir şey değildir bu derişik olmak. %10 en seyreltik olan bu. Bak gramların miktarla bir, yani bunu şöyle düşün. Suyun kaynama noktası 100 derece ya. 100 derece ya. Bunun miktarla bir ilgisi var mı? Bunu bir 1 litre de alsan, 100 litre de alsan 100 derecede kaynayacaktır. Bu kaynama noktasına etki eden derişim faktörü de bir anlamda öyle. Yani bu yüzdelerle alakalıdır. Miktarla ilgili değildir. Hangileri doğrudur? İkinci çözelti en derişiktir diyor. Ne diyor bana? Ayşe'nin hazırladığı bu çözeltilerle ilgili hangileri doğrudur diyor. İkinci çözelti en seyreltiktir. Bu yalan oldu zaten. Birinci çözelti 2'ye göre daha derişiktir. Bunu söyledik. En derişiktir hatta. Üçüncü çözelti 1'e göre daha derişik. Böyle bir şey yok. En derişik zaten 1'dekiydi. En derişik zaten 1'dekiydi. 3'teki 1'dekine göre daha derişik olamaz. O zaman doğruyu sorduğuna göre doğru cevabın B şık olacaktır. 14. sorudayız. Hacimce %1'im olan çözeltide kaç birim hacim çözünen madde olduğunu belirten ifadeye hacimce yüzde derişim denir. Hacimce %1'im olan çözelti ne demek bu ya? Çözelti hacmi böyle mi yazılır bu? Çözelti hacmi 100 mililitre ise çözünenin hacmine bakacağım. Yani toplam 100 mililitre hacimde ne kadar hacim çözülmüştür? Hangisi yanlıştır? Etanol ve su karıştırıldığında toplam hacmin değişmediği kabul edilecektir diyor. Tamam. Etanol 10'muş. Suyun hacmi 90'mış. 20'ye 230'muş. Toplamlarını da buraya yazalım. Ne yaptı burası? 100 yaptı. Burası ne yaptı? 250 yaptı. Burası kaç yaptı? 300 yaptı. İlki için konuşalım. Yüzde kaç varmış? 10 varmış. Burası neymiş? 250'de ne varmış? 20 varmış. Burası neymiş? 300'de 15 varmış. %10 kalsın. %10 kalsın. Bunu 5'e bölsem 50 olur. Bunu 5'e bölsem 4 olur. 2 ile çarptım. %8 oldu. Bunu 3'e böldüm 100. 3'e böldüm 5 oldu. Yani bunların her birinin 100 olsaydı ne olacaktı? O değerlerini buldum. Şunlar burada kalsın bir. %10'du birincisi. İkincisi %8. Üçüncüsü de %5. Hacimce yüzde derişimden bahsediyorum. Hangisi yanlıştır diyor bana. 14. soru için. 1 ve 3 aynı sıcaklıkta karıştırılırsa son çözelti hacimce %8'lik olur. 1 ve 3 yani birinci ve üçüncüsü karıştırılırsa böyle bir şey yok yani. 1'de %10 vardı. %10'luk bir çözeltim var. Şuradan bahsediyorum.
%10. Bir de %5'lik bir şey karıştırıyorum. Eşit hacimde de alsam, yani bunu neye göre söylemiş? Yanlıştır burası. 14. sorumun doğru cevabı A şık oldu. Diğerlerine bir bakalım. İkinci çözeltiye 150 ml su eklenirse çözelti hacimce %5'lik olur. İkinci çözeltiye. 2'de ne vardı? 250'de ne vardı? Toplam 20 vardı. 150 su eklersem 150 ekledim. Ne oldu burası? 20'de kaç oldu burası? 400 oldu. 4'e böldüm. Yüzde kaç oldu burası? 5 oldu. Bu doğru oldu. Üçüncü çözelti en seyreltiktir. %5 olduğuna göre en seyreltiktir. İkinci çözeltide çözülen maddenin hacmi çözücü hacminden daha azdır. Çözücü hani 100'den 8'i çıkarsam 92'de 8 gibidir. Daha azdır. Doğrudur. Birinci çözelti en derişiktir. Evet, %10 olduğuna göre en derişiktir. 14. sorunun cevabı A şık oldu. Evet, geldik 15. soruya. Hacim esasına göre verilen yüzde çözeltiler 100 birim 100 hacim birimi çözeltide, yani 100 mililitre çözeltide. Bu mililitre yerine litre, metreküp olabilir. İşte hacim birimi derken hepsini içermek için böyle bir fanteziye başvurmuş. Kaç birim hacim birimi çözünen olduğunu gösterir. Hacimce 125'lik 300 mililitre glikol çözeltisi hazırlamak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? Ya şu testin en sert sorusu bu. Bu testin en sert sorusu bu. Nesi sert? Çünkü burada yapılacak hata şu. Biz sıvıları karıştırdığımız zaman yani 10 mililitre su alsam, üzerine de 10 mililitre alkol eklesem toplam burası 20 mililitre olmaz. Daha küçük olur. Yani çözeltinin hacmi karıştırdığım sıvıların hacminden daha küçüktür. Çünkü maddelerin arasında boşluklar var. Karıştırdığım zaman maddeler bu boşlukları dolduracaktır. O zaman buradaki yorumum ne olacaktır? V çözelti çok önemlidir. V çözelti küçüktür. V çözücü artı V çözünendir. Umarım burası görüntünün altına gelmemiştir. Hangisi yapılmalıdır? Yani ne yapılmalı ona bakalım. 25 mililitre glikolün üzerine 275 mililitre su eklenip olmadı. Yani bu ikisini eklersem 300 olmaz. 75 mililitre glikol bir miktar su içinde çözünüp hacmi su ile 300 mililitre tamamlanmalıdır. Aradığım şey budur. Yanlışlara bakmıyorum. Yani toplam 300 mililitre tamamlanmalıdır. Yani potansiyel sınav sorusudur. Bak, 75 mililitre glikol alıyorum. Bir miktar suda bunu çözüyorum, çalkalıyorum falan. Sonra toplam hacim 300 olacak şekilde suyla bunu tamamlıyorum. Bence önemli bir sorudur. Dikkatli olmakta yarar var. Hani toplamı A'yla B önemlidir. Hatta çeldiriciyi A'ya koymuş. Bence dikkatli olmakta yarar var. 15. sorunun cevabı B şıkkıdır. Geldik 16. soruya. 100 gram çözeltide çözülmüş maddenin gram cinsinden miktarına kütlece yüzde derişim denir. Buna göre hangileri doğrudur diyor. 100 gram suda 35 gram tuzun çözüldüğü çözeltideki tuz derişimi %35'tir diyor. Bu yanlış oldu. 100 gram su olmayacaktı burası. Ne olacaktı? 100 gram çözelti olacaktı. Yanlış oldu. Kütlece %5'lik NaCl çözeltisi hazırlamak için 5 gram NaCl, 100 gram su yanlış oldu. 15'in devamı gibidir. Vallahi çok önemlidir. Yani bu nasıl olmalıydı? %5'lik çözelti hazırlamak için 5 gram NaCl alacaktım. Bak şimdi. 5 gram NaCl alacaktım sodyum klorür. Bir miktar su ekleyecektim. İyice çözdükten sonra toplam hacim 100 mililitre olacak şekilde su ekleyecektim. Yani 100 gram veya 100 mililitre derken aynı zamanda 100 gramdır bu. Sonuçta 100 olacaktı. 100 gram su değil. 100 gram su var. 5 de burada ne yaptı bu? 105 gram yaptı. 105'te 5 var. Bu %5 yapmıyor. Bir çözeltide 16 gram su, 4 gram şeker varsa çözeltideki şeker derişimi %20 olur. Şimdi aşağıya hepsini yazıyordum, hatırla. 16 artı 4. Yukarıya kimi? Çözüneni 4 yazıyorum. Ne yaptı?
20'de 4 yaptı. 5 ile çarpalım sağlı solu. Bunu 5 ile çarptım 100 oldu. 5 ile çarptım 20 oldu. Şeker derişimi %20 oldu. Doğru oldu. Bu soru için doğru cevabım C şıkkıdır. 17. sorudayız. Aynı şartlarda hazırlanan bazı çözeltiler için aşağıda tabloda çözücü çözünen miktarları verilmiştir. Tabloya göre çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Serum 770 gram su var. 7 gram da yemek tuzu var. 7,2. 200'de 800 gram etil alkol var. Bunlar çözünenler bu arada. Çözünenler. 110 gram çözücüm var. 110 gram. 4 gram da ne var? Yemek tuzum var. Hangilerine ulaşılabilir diyor bana. 17. soru için. Çözeltileri oluşturan maddelerin miktarları arasında belli bir oran vardır diyor. Böyle belli bir oran yoktur. Yani hepsi için bir oran var mı? Yok. Farklı farklıdır. Hazırladığımın hani amacına uygun bu oran değişecektir. Çözücü miktarı çözünen miktarından her zaman daha fazladır. Bu da yanlıştır. Çözücü miktarı burada 200 iken çözünen miktarı nedir? 800'dür. Deniz suyu seruma göre daha derişik bir çözeltidir. Deniz suyu 110'da kaçtı bu? 110'da 4'tü. Öbürü ne? 770'te kaçtı? 770'te 7 idi. Yani kıyaslamayı rahat yapabilmek için şöyle bir şey söyleyelim. Bunu 7 ile genişletelim. 770 oldu. 7 ile genişlettik. 28 oldu. Daha çok madde çözülmüştür. O zaman daha derişiktir. O zaman ne oldu? 17. soru için doğruyu arıyordu. Yalnız 3 oldu. 17 A şıkkıdır. Geldik 18'e. Kütlece derişim 100 gram çözeltide, bak 100 gram su demiyor. 100 gram çözeltide herhangi bir bileşinin gram cinsinden kütlesidir. Buna göre aynı şartlarda hangileri şekerin kütlece yüzde derişimi 20 olur. Şimdi bakalım. Birinci için konuşuyorum. Ne var? 12 gram suyum var. 3 gram şekerim var. 3 gram şekerim var. Toplamı aşağı yazdım. Ne oldu? 15'te 3 oldu. Sadeleştirdim 3 ile 1 bölü 5 oldu. 20 ile genişlettim. 20 ile. Aşağısı 100 oldu. Yukarısı 20 oldu. Yani şöyle söyleyelim. Tam kafasında netleşmeyenler için. Aşağıya toplamı yazıyorum. Yani elimdeki bütün maddeyi yazıyorum. Yukarıya çözünen maddemi yazıyorum. İşte yüzde olsaydı ne olurdu? Hani 15'te 3'te yüzde kaçtır? Mantığım bu. Birincisi istenen değere uygun. 18. soru için konuşuyorum. 5 gram şeker, 15 gram su. Toplam ne oldu? 20 oldu, 5 oldu. Bunu 4 ile çarpalım. Değil mi? 5, 15, evet. Yüzde 20 olur. 18. soru için konuşuyorum. Burası kaç olur? 5 gram şeker, 15 gram su. Burayı 4 ile çarpalım. 5 ile çarpalım. Burayı da 5 ile çarpalım 100 olması için. Ne oldu burası? %25 oldu. Olmadı burası. %20. 7 gram şeker, 28 gram su. Üçüncü için konuşuyorum. 28 artı 7. Yukarıda ne var? 7 var çözünen madde. Ne oldu burası? 35'te 7 oldu. 7 ile sadeleştirdim. 1 bölü 5. 20 ile 20 ile genişlettim. Ne oldu? %20 oldu. Gerçekten de bu da %20'ye denk geldi. 18. sorumun cevabı C şık oldu. 19. sorudayız. Şekilde dipte katısıyla dengede olan X maddesinin sulu çözeltisi gösterilmiştir. Kaba sabit sıcakta bir miktar saf su ilave edilirse çözeltinin yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Bir miktar. Yani buraya ne yapıyorum? Bir miktar su. Bir miktar su. Sen şu soruyu soracaksın. Eklediği bu su miktarı bu katının tamamını çözecek kadar olabilir. Çok az bir kısmını çözecek kadar olabilir. Hepsini çözdükten sonra eklemeye devam etmiş olabilirim. Burada bir netlik yok. Onu söyleyelim. Kaba sabitçe bir miktar saf su ilave edilirse çözeltinin yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor bana. Kütlece yüzde derişimi azalır. Bilmiyorum. Bunda kesinlik yok. Çünkü çok az bir miktarda eklersem derişim sabit kalabilir. Çünkü eklediğim suyla orantılı olarak bu çözünecektir. Oran değişmeyebilir. Bunda bir kesinlik yok. Kütlesi artar. Bu kesinlikle doğrudur. Çünkü su eklediğim zaman bunu çözecektir her türlü. Çözeltinin kütlesi artacaktır. Kütlece yüzde derişimi değişmez. İşte bunu bilmiyorum. Eğer daha fazla su eklersem, yani su ekledim. Çözdüm bütün tuzu. Eklemeye devam ettim. Derişimim azalabilir. İşte bu net değil. Kesinlikle doğru olan yalnız 2'dir. 19. sorumun cevabı B şıkkıdır. Geldik son sorumuza. 20. sorudayız. Bir gıda maddesinin üzerindeki bilgiler şöyledir.
bir porsiyon yani 100 gram içindeki besin değerleri yağ, tuz, protein, karbonhidrat. Besin öğeleri için günlük ihtiyaç değerleri. Bunlar var olanlar. İçinde var olanlar. Bunlar ihtiyaç miktarı. Buna göre gıda maddesinden bir porsiyon yiyen bir kişi için ifadelerin hangileri doğrudur diyor. Günlük ihtiyaç değerleri 2000 kilokalori gün üzerinde hesaplanmış olup cinsiyet, fiziksel aktivite gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Yani bu verilen değerler rastgele değerler değilmiş. Buradan onu anlıyorum. Hangileri doğrudur diyor. Yağ ihtiyacının %1'i karşılanmıştır. Bakalım ne kadar var içinde? 0,9 gram. İhtiyacım ne? 90. Yani birinci için konuşuyorum. Birinci öncül için. İhtiyacım olan 90 iken 0,9'u karşılanmış. O zaman ne olacaktır? İkisini de 10 ile çarparsam 9 %9 yani %1'i karşılanmıştır. Bu doğrudur. İkinci öncüle bakıyorum. Şöyle yapalım. Karbonhidrat ihtiyacının karşılanma yüzdesi. Karbonhidrat nedir? 250 ihtiyacım var. Karşılanma ihtiyacı 62,5 imiş. Tuz ihtiyacının karşılanma yüzdesinin 5 katıdır. Tuz. Tuza bakıyorum. İhtiyacım ne kadar benim? 6. Ne kadarı karşılanmış? 0,3. O zaman düzenleyelim burayı. 62,5'u 2 ile çarptım 125. Bir 2 ile çarptım 250. Burası 4'te 1 imiş. 4'te 1 imiş. Buna bakalım. 10 ile çarptım 3 oldu. 10 ile çarptım ne oldu burası? 60 oldu. 1/20 oldu. Bu sağ tarafta 1/20. Ya bunların eşit olmasını istiyorsam burada biraz matematik var. Sert matematik. 5 ile çarpmalıyım. Gerçekten de buradaki değer bunun kaç katıymış? 5 katıymış. İkinci öncülümde doğru oldu. Protein ihtiyacının %21'i karşılanmıştır. Proteinler de burada. Ne kadar var? 10,5. Ne kadar ihtiyacım var? 50. 50'de ne kadar karşılanmış? 10,5 karşılanmış. O zaman yüzde ne kadar karşılanır? 21. 21 mi demiş bana? Evet doğrudur. O zaman 20. soru için doğru cevabım 1, 2, 3 olacak. E şıkkıdır. Evet burada test bitmiş oldu. Yani ders çalışır gibi gözden geçirirseniz hatta ileriki yıllar TYT sınavı içinde ciddi bir hazırlık veya çalışma kağıdı olarak bakabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. Hoşça kalın.